Ne bu? Ne bu? Oğlum ne oluyor lan? Türkiye'nin kaydedilmiş en esrarengiz 4 gün. Ben bu arada hiçbir şey duymuyorum ha. Sıçarım ha. Abi ben duymuyorum. Duyuyor musun bir şey. Burak? Bir şey tıkır tıkır ediyor. Dur bak. Ha? Oğlum böcek böcek olmasın. Ha böcek olabilir. Ciddi misin lan? Ha. Dragon mu bu amına? Bu nasıl bir böcek? Ay bu fare bu fare. Sopa gibi bir şey yok mu? Hareket ediyor, hareket ediyor. Evet işte evet. Oha! Oha! Şurada. Ne şurada. Oldu, ne oldu? Allah çıktı mı? Çıktı mı? Çıkacak galiba. Allah belanızı vermesin. Sen neredesin be? Neredesin be? Abi şöyle yapacağım. Allah canımı alsın burada. Vallahi hareket mi etti? Emre, bizim ofise. Bizim ofise bir gelsene sen ya. Senin ağzına sıçacağım. Ne oluyor lan? Arkanda mı acaba? Şurada mı acaba? Amına koyayım nereye gittin ya? 3 tane üniversite mezunu herif geri zekalı gibi. Aga yok bir şey yok. Amına koydunuz. Aa var. Hazır mısın? Ne? Maceraya. Hadi. Aa kırıldı. Çok iyi. Çok güzel. Yavaş yavaş. Tamam dur bırak. Dur be. Oğlum dur bir. Tamam bir şey yok ya. Bence o. Ağzına sıçtım perdeni bir şey yok diyor. Varsa da zaten abi. Mahvetti. Tamam hadi kapatın perdeni. Bir şey yok bir şey yok. Yemin abi ediyorum. Saçma sapan iş. Yemin ediyorum. Ne yapıyorduk şimdi? Bugünkü yayının konusu neydi? Ben bunu izledim. Yapma ya. Seni seviyorum böyle şeyleri ha. Bunu izlemeyen var çok güzel video arkadaşlar. Tepkorek diye bir kanalım. Öncelikle Mehmet hocam hoş geldiniz. Hazır mısın Batu? Hoş bulduk. Ben izledim onu. Birkaç cümle. Sallamalar. Ben gerçekten izledim. Bunu izledin mi sen? İzledim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ya abi zaten bu videonun... Çok özür dilerim. Bu videonun zaten yarısından sonra ben giriyorum içeri. Evet evet. Batuhan'cım nasılsın? Bu ilimlerle uğraştım. Medrese eğitimi, ondan sonra havas eğitimini aldım yurt dışında. Bu ilim vasıtasıyla insanların üstündeki sıkıntıları almada Yüce Rabbimizin izniyle kullanıyorum. Yeraltını izleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Eskiden iyiydi de şimdi bu zamanlar vaktim yok izlemeye. Zaten zaten içinde yaşıyorum. Korkuyor musunuz mesela? Kanka, ya bak bu bir adam çok doğal. Abi çok rahat değil mi bak? Zaten içinde yaşıyorum. Korkunun. Korkuyor musunuz mesela? Çok rahat adam. Korkmuyorum. Hocam bugün bir Kanye West havası da var hani böyle birden modu değişiyor. Aynen hani bir an böyle duruyor yani şey yapıyor. Dışında. Bugün sizinle filmlerde ve dizilerde yer alan korku sahnelerine bakacağız ve ne kadar gerçekçi bunlar. Siz de birebir bu işin içinde olduğunuz için sizden de yorumlarınızı alacağım. İlk olarak Cin Azabı filminden bir karabasan sahnesi izleyeceğiz. Saçımızı birazcık bozacağız ama şöyle vereyim. Nasıl taktınız ya? Saçımız bozulmasın ya. Anne. Sen misin? Ha karabasan sahnesi. Gerçekten gerçekçi bir sahne hakikaten. Gelen sesler falan. Benim yaşadım. Bunu bizzat ben kendim yaşıyordum bu sahneyi. Karabasan olayı böyle midir ve? Öyle değildir. Ha. Tık 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 sesler karşı tarafa. Oğlum sıkıntı ne biliyor musun? Şak. Şimdi insanlar ilk bu videoyu açtığında şey bekliyorlar hocadan işte. Yani bu filmler saçma sapan, gerçekçi değil, olmamış falan. Hoca bir sahne izliyor. Evet bu sahne doğru. Evet. Bir şey derse evet bu sahne böyledir falan diyor. O çok sıkıntılı. O evet o çok sıkıntılı oldu insanlar için yani. Bir yanda. Ha, burası biraz daha böyle abartmış. O zaman hocam şunu da soralım. Karabasan nedir? Ona da bir girelim. Karabasan cinlerdendir. Sırt üstü yattığın zaman hareketsiz hale getirip sana musallat olmaya çalışır. Bir sıkıntı verir. Ben mesela sırt üstü yatmadan yaşadım bir kere. Kafamı böyle şeye koyup masaya koyup. Doğru ya doğru değil o zaman. Abi bunun herkesin bir açıklaması var. Bir daha sırt üstü yatmayacağım diyor oğlum. Hayır bana şahsen ben de hep sırt üstü yattığımda oluyor bana da. Ama işte onun açıklaması şöyle olabiliyor. Bilimsel bir açıklaması var. İşte bu beyinciye işte oluşan baskıdan dolayı bilmem ne oluyor falan. Uyku felci tarzı. Bir şey. Zaten bu karabasanın tıptaki adı uyku felci. Ben tam şeylerini bilmiyorum da. Ben yüzüstü yatıp görmedim. Yüzüstü yatıp duydum. Ondan sonra bir besmele veya bir dua okuduğu zaman çekip gider. Devam ediyoruz. Hocam şimdi geldik Dabbe 3 filmine. Bu arada ha bak bana en son karabasan olduğunda
Şöyle saçma bir rüya, yani rüyayla beraber kıpırdayamadım. Hem rüya görüyordun hem kıpırdayamadın. Aynen. Abi şöyle bir şey oldu. Şimdi ben bir büyük bir evin içerisindeyim. Ama böyle işte malikane gibi düşün. İnanılmaz büyük bir bahçesi var, hatta ormanın içinde falan filan. Sen şimdiki ev gibi yani. Bu ondan bir tık küçüktü. Neyse. İşte dolaşıyorum bahçede falan, böyle telefonda konuşuyorum bir yandan. İşte eski nişanlımı falan görüyorum. İşte çeyiz yapıyor falan, bir şey. Ama yani benle değil, başka birisi için hazır gibi falan. Neyse. Dedim ki ulan bu da mı buradaymış diyorum falan. Dolaşmaya devam ediyorum. Ondan sonra içeri giriyorum. Şuramda abi, omuzumda böyle hani şöyle parmak gibi bir şey hissediyorum, tamam mı? Ondan sonra böyle çekmeye çalışıyorum, olmuyor falan, sonra kavga başlıyor abi. Ya arkana dönüp bakaydın kim acaba? Hayır, bakamıyorum işte yani. He. Görmüyorum ama hissediyorum. Rüyanın içinde karabasan aslında. Evet evet. Ondan sonra bir kavga başlıyor abi. Sonra işte baya böyle bildiğin Street Fighter yani, yumruk yumruğa falan kavga ediyoruz yani. Ben böyle işte buradaki bana dokunan elin parmaklarını ayırıyorum, kırmaya çalışıyorum falan. Ondan sonra abi neyse şöyle elimi at... Ne oldu lan? Heh. Sonra elimi şöyle attım arkaya. Bakmıyorsun bana. Baktım baktım. Elimi attım acı şöyle. Şöyle bir çektim. Ya bu da hayvan ya. Vallahi bak çektim. Yere bir yatırdım. Ne geldi biliyor musun gözümün önünde? Elleri ayakları upuzun. Gövdesi incecik. Yüzü böyle hani suyun altında çok kalmış da buruşmuş gibi. Yok, normal ağzı burnu var. Ama ten rengi böyle koyu kahve. Saçları şey böyle morumsu ya da böyle ne bileyim siyaha yakın bir gri falan. Hacı bu ne biliyor musun? Ne? Troll. Cin. İşte bilmiyorum abi. Ama gerçekten ağzını burnunu kırdım onun yani. Bayağı kavga, vallahi bak. Öyle kavga yemin ettim yani. He. Sonra cin dövdün yani. Vurunca he. Uyandım. Ne oluyor? He, uyandın. He. Böyle bir rüya gördüm. Ne diyorsun Batuhan? Enteresan. Hatta anneannem bizde kalıyordu o zaman. Anneanneme anlattım. Nerede? Götün açıkta kalmıştın. En doğru yorum gerçekten. On numara yorum. On numara yorum. Dövmüş anasını satayım. Karabasanı dövmüş. Oğlum böyle bir hikaye olur mu lan? On numara yorum. Allah'ım yarabbim. İkinci videoya devam edelim. Karabasan. Aa, ben biliyorum lan bu videoyu. Gece saatleri. Doğrudur. Bu şekilde var. Hastaya mate. Ne diyor hocam burada? Siz anlaşılır. Ben hiçbir şey anlamadım. Ha, anlaşılan bir şey söylemiyor yani. Tamam. Küçük kızlar da böyle annelerini görebiliyor. Ama annesi değil. Aynı şey doğrudur. Bu şekilde de vardır. Yaşayabilir bunu. Her şey doğrudur hocam. Evet, yani. Sizin odama geldiğinde yanında biri vardı. Nasıl biri? Böyle hastalara ben çok şey yapıyorum. Bana çok geliyorlar. Ya böyle ses çok mu az ya? İlgili olan. Yok. Göz perdesi açılmış kızın. Musallat değil ama. Göz perdesi açılmış, onları görüyor. Hocam o da çok korkunç ya. Küçük kızlar yani küçük çocuklarda mesela görme yetisi daha mı fazla? Tabii ki de. Ha. Görebilir. Günahsız oldukları için. Şunu da sorayım. Hayvanlarda hocam var mı? Oğlum o zaman böyle? Ben de görebilirim. Göz perdesi. Ulan sen günahkarlığında gidersin pezevenk. Sen direkt olarak oğlum, günahsın. Ne alaka lan? Çocuk sen günahsın. Çocuk gibiyim oğlum ben de. Hadi lan. Ben senin de... kırdığın cefisler ve hey! Bir günahımı söyle ya. Yediğin boklar boynu geçti. Bir boyunu. Günahımı söyle. Ne yaptım size ya? Ne yapmış günah olabilirim? Eşittir Burak Tatlıcı. Ne yapmış olabilirim size ya? Ne yapıyor? Hadi bir re kaldın. Zina var mı? Var. Ya oğlum ne yapıyorsun? Göz zinası var mı? Var. Kumar var mı? Var. Alkol başka var mı? Var. Var. Faiz var mı? Var. Var. Daha ne olsun? Daha ne? Adam yaralama. Dolandırıcılık. Onu dolandırıcılık. Ağır var onları o kadar sorayım. İnsana kasten zarar verme. Acı bölümleri. Ha, aynen öyle. Daha ne olsun? Arkadaşlar bunların hepsi şaka. Hiçbirisi yok yani. Ha, Nova olayına da bir geleyim yani. Arkadaşlar şimdi bizim normal bölümümüzün içinde Nova Prospect sahnesi de vardı. Nova'nın işte bir şeyinden, bölümünden bir tane sahne izlettik hocaya. Kurgulattık. Hoca dedi ki işte o sahneye bunlar işte birisi gözüküyordu böyle. Yaşlı birisi.
Bunlar onun birisini giydirmişler, kurgu yapmışlar dedi Mehmet Hoca. O akşam işte No Prospect ya da onun ekibinden birisi bana DM'le ulaştı işte Instagram'dan. Dedi ki işte böyle böyle hoca bize bunları demiş. Videomuzu kaldırmanızı istiyoruz demiş. Kibar bir şekilde dediler bunu. İşte ben de dedim hani işte ya böyle böyle hoca fikrini söylüyor videonuz hakkında. Şeyde yorum hakkı da izleyicinin yani ya hocaya inanır. Hoca, eğer size inanan varsa da size inanır. İzleyicinin takdiri dedim yani hani. Onlar dediler ki işte yok dediler işte kaldır bilmem falan. Tamam eyvallah. Kaldır işte editle sonrasında video içinden çıkartabiliyorsunuz. Edit yaptım. Edit de biraz uzun sürüyor yani. Tekrar videonun son haline gelmesi birkaç saat sürüyor. Ben gece koydum uyudum. Gece 2'de DM atmışlar. 3'de DM atmışlar. Hani hala daha kaldırmadın. Hani hala daha kaldırmadın. Kaldır bilmem ne falan. En son demişler ki işte sana telif işte atmak zorunda bırakma bizi hemen kaldır gibi bir şey yazmışlar abi en sonunda. İş işte böyle tehdide falan geldi. Ama ya sinirlendim yani ondan sonra bunlara. Kaldırmasaydım. İşte ya yine kibar bir cevap yazdım yani şey yazmadım. Yok kalktı zaten şey değil. Geri dönüş yapamıyorsun yani o saatten sonra. Öyle yani Nova'yla da böyle yok atmadılar işte. Yani sabah uyandım. Dedim tehditlerinizi başkasına saklayın gibi bir şey yazdım yani. Ondan sonra o kısımda kaldırdık ama yani... Yani şey ben hayır. Şunu anlamıyorum abi. Sonuçta sen böyle bir mecraya bu videoyu yüklüyorsan her türlü eleştiriye ve yoruma da açık olmalısın. Aynen öyle. Yani senin orada şahsında bir hakaret yok. Yani Mehmet ya adamın işi bu. Mehmet Hoca'ya da millet neler söylüyorlar. Ne, yani bunda ayıp bir şey yok ki. Yok. Aynen. Hayır eğer ki sen yaptığın videonun gerçekliğine bu kadar güveniyorsan Mehmet Hoca'nın söylediği şey sana dokunmaz. O da var. Aynen öyle. Dokunmaz. Abi anlaşılacak. Kaldır. Aynen. Anlaşılacak. Aynen. Kaldırın ya zaten, abi. Yani baktım şimdi aşağıya işte onlar yorum yazmış bir de videonun altına işte böyle böyle Mehmet Hoca işte sallıyor bilmem ne falan diye. Altındaki herkes de onlara karşı yazmış işte. Her işiniz kurgu, bilmem ne falan filan. Hemen videomuza devam edelim. Haydi bakalım. Dur biraz sonra. Neticede şimdi yani No Prospect bu videoda yok mu? Kaldırdın mı? Yok, evet. Ha. O yüzden kaldırdım yani. Filmden bir sahneye. Burada bayağı cin alemine gidiş var. Cinle bir konuşma var orada birebir. Ona bir bakacağız. Tamam. Hoca bayağı sıkılıyor galiba. Kellemay. Geldim! Alleine! Ich komme! Selada balayın! Selçesim keletimu! Yani konuşmalar doğru. Onun o şekilde hareket etmesi çok yanlış bir şey. Nece konuşuyorlar hocam? Bildik bir şey mi bu? Arapça. Arapça. Gerçi Hüddam hocası da alırken boyut değişiyor. Şimdi cin alemine geçiş oldu. Abi bu cin. Bir durduruyorum. Evet, ben cin alemi dediğiniz yer böyle bir yer mi? Böyle değil de yani farklı boyuta geçiş. Aha. Burada biraz yine dünya aslında. Tabii aynen öyle. Yani. Farklı boyuta geçiyor. Bu tipte de aynı tip. Bu tip de. Aynen doğrudur. Bu şekilde de olabilir. O alem. Bu şekilde görüntü verebilirler. Bayağı siz bunu... Bu görseli mesela çok benzetti bu arada hoca. Evet. Kendi gördüğü aynen. Şeyleri de. Sahneyi gerçekçi buldunuz o zaman. Tabii ki de bunlar gerçek. Normal. O adamın o karının gırtlağına... Artı 18'lik bir şey yok ya. Okay, tamam. Bence yetişkinlere yapışması yönelik. Biraz tuhaf. Hoş değil. O önerileri açık yaptı dedi. Yok öyle geçilmez. Olmaz. Davet esnasında ve kişi diyecek ki benden temizle bunu. Gerçek. İlimde. Beni hocam beni bundan kurtar. Davet ediyorsun. Ondan sonra belli sözcükler ve o sözcükleri kullandıktan sonra ortam değişir. Anladım. Onların alemine geçiş yapılır. Bu sefer o bayan bana. Neredeyse o bayanı kurtarmak söylesi için. Söylesi plaps diye değişiyor oraya... mu o sözcük? Belirli sözcükler vardı. Oğlum. Onları söylemedi. Sen kesin evet. Off the record ne konuştunuz adamla? Oğlum neler oldu biliyor musunuz? Harbi mi? Ha, ya şöyle, şimdi biz iki tane bölüm çektik, bir tane soru cevap çektik. Onu haftaya yayınlayacağız. Ya hoca diyor ki işte, bu Noah'ın işte sildiğimiz videosunda duvara bir şey çiziyordu. Tamam mı? O soru cevapta da işte bir şey var. Hani nasıl işte diğer şeye geçilir ya da hani ritüel yaparken yere ne çizilir falan böyle. Hoca kağıt kalem aldı abi. Hepsini çizdi, bilmem ne yaptı falan filan böyle. Ben geldiğimde gördüm onları. Yaptı bunları.
Sonra diyor ki bunu kimse denemesin ama sakıncalı. E hocam gösteriyorsunuz kameraya yani bunu nasıl yapacağız yani. Haydi. Evet abi şey yaptım hocam bunu giderken aldı giderken unutuyordu. Hocam bunu unuttunuz kağıtlarında gidin diyorum ya başıma bir şey gelecek falan. Çok garipti abi çizdiği de çok ilginçti yani. Arapça sayılar yazıyor üstünde yuvarlaklar işte pentagramlar falan. Şu şey mi bu birinin yüzüğü o mu? Ha, o Süleyman'ın yüzüğü. Yok, o farklı o bir şey var. Ya mı? Beş tarafını işte cin padişahını yazıyor. İşte bilmem ne yapıyor falan. Videosu var yani işte o şey olacak. Hatta bu videoyu isterseniz geçelim. Bunu çok kişi izlemiş. Şuna geçelim. Güzel ülke diyoruz. Pelin bizi izliyormuş. Herkese selamlar. Bu videomuzda Türkiye'deki güvenlik kameralarına yakalanan en esrar... Nova'yı izlemeyecektiniz. Biraz sonra bakarız. Ya. Gökten düşen buz parçası. Abi gökten Başakşehir'de güvenlik ya? Kameralarına yakalanan gizemli bir Başakşehir. Olayın video kaydı. Başakşehir. Olay bir oto tamircisinin önünde meydana gelir. Aniden gökyüzünden park halindeki bir otomobilin üzerine büyük bir buz parçası düşer. Oha! Olay sonrası sitenin güvenlik görevlisi gelir ve aracın büyük hasar aldığı görülür. Oha. İş yerinin sahibi de bu yaşanılan esrarengiz olaya bir açıklama bulamadıklarını söyler. Yaşananlar saniye saniye kameralara yakalanmıştır. Bu şeydir, uçaklardan atılan bir şeyler hani. Marketteki böyle... esrarengiz ışık. Yer Ordu Fatsa. Aralık 2014'te bir marketteki güvenlik kamerasına yakalanan çok video var ışık ya. Sen bize çok izlettin. Önce market ya. Sahibini, sonra da tüm Türkiye'yi meraklandırır. Görüntülerde asimetrik hareketlerle aşağı yukarı sağa sola giden bir ışık kaynağı vardır. Kankam bir şey diyeceğim. Durdurabilir miyim? İlk abi... gördüğümde acaba hayal mi? Kameranın önüne sinek minek bir şey konmuş yürüyor da olabilir. Garip. Bu kadar parlar mı? Bilmiyorum ki. Şöyle koyalım. Yani bir daha dedim. Bakayım ben. Aşağı yukarı sağa sola giden bir ışık kaynağı vardır. Bu sinek gibi durmuyor. Market sahibi ilk gördüğümde acaba hayal mi görüyorum dedim. Fakat gerçekti. Bak şurada da bir şey var. Ara kayboldu. Sonra tekrar ortaya çıktı diyor. Peki bu ışık kaynağı neyden kaynaklanmış olabilir? Uzmanlara göre etraftaki çeşitli ışık kaynaklarının camlardan veya başka nesnelerden yansıması sonucu böyle hayret verici görüntüler ortaya çıkabilmektedir. Drop falan yok abiciğim. Diyarbakır'daki esrarengiz cismin video kaydı. Allah. Yer Diyarbakır Kayapınar. Bu sefer güvenlik kameralarına yakalanan cisim çok daha farklı ve ürpertici. Minyatür bir insan gibi görünen bu cisim, bir insanın yapamayacağı şekilde bir süre kayarak ilerliyor, sonra yükselip uçuyor, sonra tekrar iniyor. Görüntüler Diyarbakır Kayapınar'da, bir sitenin güvenlik kamerasından. Esrarengiz görüntü akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Çevre sakinleri de farklı kameralara yakalanan bu cisim için bir balon olabileceği yorumunda bulunuyor. Tabii ki de görüntülerdeki sıradan bir nesne olabilir. Fakat ne olduğu bilinmediği için gizemini hala koruyor. Bence bu ne biliyor musunuz? Böyle harf şeklinde balonlar var ya helyumlu. Onlar olabilir, çok benziyor çünkü ona. I'dır mesela, anladın mı? C'dir, J'dir. I'dır mı? I. Kendi kendine hareket eden gizemli araç. Araç mı? İşte en esrarengiz olay. Allah Gel Allah. İzmir. 2015 sordum. Temmuz'unda güvenlik kamerasına yakalanan çok gizemli bir video kaydı. İzmir'in Konak ilçesinde park halinde bir araç, sıradan bir gün. Her zamanki gibi insanlar sokakta. Fakat aniden, görüntülerde de görüldüğü gibi bir araç kendi kendine çalışıp hareket etmeye başlıyor. Hareket ettikten sonra araç ancak bir dubaya çarparak durabiliyor. Olaydan hemen sonra aracın yanına gelen Faruk Güzar, yaşanan olayı şaşkınlıkla anlatarak, akşam saat 20.30'da aracı park ettim. Kapıları kapattım. Anahtarı aldım, yukarı çıktım. Güvenlikçi arkadaş yukarı geldi ve araba yanıyor, duman çıkarıyor dedi. Aşağı indik, hemen kaputu açtım, akünün kutup başını söktüm. Sonra bir baktım, araba olduğu yerden hamle yapmış, gelmiş buraya vurmuş. Allah Allah. Ondan sonra kamera kaydını izledik. Araba kendi kendine hareket etmiş dedi. Araba servise gönderilir. Aracın nasıl kendi kendine hareket ettiği incelenir. Fakat bir sonuç bulunamaz. Enteresan teknik bir arızadan kaynaklanmış olma ihtimaline karşın gizemini korumaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Abone olarak destek olabilirsiniz. Garip. İzlettiriyor ama. İlginç de evet yani. İzlettirdi ama yani. Ya.
Ne oluyor? Ben de anlayamadım şu an. Ne oluyor? Birden bir şey çıkarsa o biraz sıkıntı yaratabilir ama orada. Ha bir. Aa gördün mü bak şurada. Gördüm. Bak şu şu şu. Aa yok oldu şimdi. O neydi abi? Allah Allah. Bak orada. Sanki uzaylı gibi ha. Değil mi? Benziyor. O uzaylı figürüne benziyor. Aynen bayağı benziyor uzaylı figürüne. Ama sanki oraya koyulmuş gibi de. Önünden dal geçiyor mu? Şuradaki dal önünden geçiyor. Bak şu var ya. Aha. Yani bunu onun önünden geçiyor olması zor. Aha. O, onu yapmak zor yani. Ha, önünden geçmiyor ki. Yoksa bu mu? Siyah silüet mi bunun? Bence siyah silüet dalın önünde olabilir Burak. Önünde abi. Ha, önündeyse fake evet. Fake diyen shop'tur diyorlar. Aa arkasında lan. Emin misin abi? Baksana. Dalı görüyorum yani böyle geliyor çıkıyor. Arkasında. Bak bu ilginç. Dur bir dakika biraz daha ilerlet. Evet arkasında. İlginç bu. Arkasında be. Arkasında lan chat. Gel gel hoş geldin. Ne oldu ne kaçırdın? Ne oldu korktun mu ya? Abi pardon ben şey her korkan telefona sarılsın o. Anlamadım bir tane biraz gong ver bakayım bana. Anlamadım biraz gong ver bana mı? Evet. Abi zihin mi açıyor? Bahane. Nerede gong? Şurada abi. Neler var orada hepsi aynı mı? Hayır ya, şu farklı baksana. O ne? Şuna bir devam edelim mi? Onu da ver ben yiyeyim. Abi ben artık bu kanalda acı bir şey yemeye tövbe edeyim. Ver onu acı bana. Acı yok zaten bir tane daha var. Ben de bana ver. Dur ne oluyor oğlum izleyemiyorum. Tövbe estağfurullah. Müzik abi biraz geri al ya. Orada biri yürüyor. Bu şey değil mi hocayı izlettiği sahne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne be? Kulaklığı tak Batuhan. Abi hepsi tak, de tak, aynı Batuhan kulaklığı tak. Dur amına koyayım. Ya oğlum kulaklığı da geliyor. Hey. Şimdi ben anlamadım. Niye bunların hepsi aynı kıyafetle yatıyor? Ne aynı kıyafet abi? Hep beyaz entari siyah saç uzun düz saç. Hepsi de böyle göbek hizasında. Hepsi aynı bunların ya. Bir kişi mi çekiyor bunları? Bir doktor gösteriyor. Yok görmüyoruz onu yani. Ne yapıyorsun lan? Düdük. Aa kayboldu. Ay jump scare. Ayo. Bak sallanıyor. Abi geç. Abi geç ya. Abi, bu enteresan olabilir belki. Otur da şurada. Ver lan. Bak bakın ben. Buradan göreceğim. Versene. Batuhan bizi mi şey yapıyorsun? Kandırıyorsun. Ha, bak evet. Bak. Abi, camın o. Önünde. Camın önünde arkasından birisi geçiyor. Ha camın arkasından birisi geçiyor. Gölgesi. Tamam. Oğlum biz bir şey demedik ki. Biraz bu arada sesi açsana. Arkadaki sesler şey geliyor. Efekt yani. Abi oradan açma önemli değil. Bizi duyuyor. Oğlum duyuyorum ben. Oymuş lan hakikaten. Bu muydu yani? Hı. Kuş oğlum bu. Kuş mu? Abi mermerde yürüyor işte. Kuş. Ne? Kedi de olabilir. Kedi ya bu de. Kuş mu oğlum? Oğlum belki martı falan. Böyle bir kuş mu olur lan? Çok mantıklı. Bu kuş mu Bora? Ne? Ya bu kuş olabilir mi? Ne olabilir? Yani insan bile olabilir, kuş olamaz o. Abi yaşlı ben dede. Ben de yaşlı dede. Yaşlı dede gibi. Ya da teyze oğlum, yürüyor. Oğlum bu yürüyen salatalık gibi bir şey bu. İnsan yani hem... böyle olmaz. Kuş bu. Ha. Herkes her gücü farklı. Ay arkadaşlar evim. Yarak gibi geçiyor. Devam ediyoruz. Edemiyoruz. Gidiyoruz. Ses mi geldi? Ciddi misin? Ya yapacak bir şey yok artık.
Arkadaşlar Pelin izliyor diyenleri banlayın ya. Vallahi sinirlendim. Niye sinirlendim? Herkes onu izliyor ya. Şu gongu verirsene ya. Botan çok yakışıklı yiyorsun nedir ya? Her zamanki hali. Abi bunu geçelim. Haa al buradan yürüyor yaşlı dede ya. Evet daha demin söyledim ya. Yaşlı yaşlı yürüyor. Kuş olur mu lan o? Olabilir. Nasıl uçuyordun oraya? Yaşlı slow motion mu uçuyor? Abi anlatamadım ki derdim. He anlat derdini. Orası cam değil mi? He. Bu, camın önünde bu. Evet ufak böyle mermer olmuyor mu bu? Pencerenin. Hmm. Burası bir kere giriş katı. Bizim yazlığı düşün. Bizim yazlığın giriş katında. Camın önünde, mutfakta, pencerenin önünde saksılar yok mu? Var. O saksılar mermerin üstünde durmuyor mu? Tamam. Tamam, orada, orası boş, oraya kuş konmuş, geçiyor. Ya oğlum bu kadar büyük kuş olur mu ya? Burada başlıyor, burada bitiyor. Oğlum martılar tavuk gibi lan. Burada başlıyor, burada mı bitiyor evet. Tavuk? Tavuk. Hayatımda yaşadığım en manasız tartışma. Arkadaşlar perspektif denmez. Buğran dediği mermer camın dibinde. Camdan birazcık uzak olması lazım ki birazcık da büyük gözüksün. Anladınız mı? Camın dibindeyken boyutu değişmez o kadar. Devam edelim. Gördük, gördük. Aa. Böyle bir çizgi film vardı Aliens diye. Yürüyor. Hala yürüyor. O ne lan? Bu da ilginç bu arada. Bak bu aralarında en ilginci. Gerçekten mi? Niye? Bence uydurdun şu an. Hayır. Oğlum çok acıymış çünkü ya. Allah kahretsin. Bak materyallerin acıymış. Arkasından yürüyor bir de. Kamera bu kadar oynarken. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ne oluyor? Ya mesela şunların arkası mesela şunun arkasından geçiyor ya bunun arkasından geçiyor işte bu direğin bilmem neyin arkasından geçiyor ya bunu abi kurguda yapmak çok zor. Çünkü onları tek tek ayırman lazım. Onların arkasından yürütmen lazım. Kamera hareketiyle de şey yapman lazım. Ne derler? Tracking yapman lazım yani. Evet. Yani o yüzden mesela bunun arkasından geçiyor için burada gözükecek. Burada gözükecek ama buralarda gözükmemesi lazım. Anladın mı? Çünkü bu önde yani. Doğru. Gözükmedi. Renkten dolayı gözüktü. Ha gözüktü. Gözüktü işte. Hmm, yok. Fake fake. Burada da gözüküyor çünkü. Bak bunun üstünde gözüküyor abi. Bak aynen bak. Abi. Şuraya dikkat edin. Üst barda da gözüküyor abi. Bak parlıyor. Nasıl parlıyor bak. Evet bak burada şu an. Aynen. Gözüküyor. Aynen. Fake. Fake. Next please. Ay tamam hadi ileri al. Ghostly figure passing. Aman. Gördün mü? Alt kata bak, oturuyor. Alt kata bak. Alt kata bak. Üstte de biri oturmuyor mu? Nerede lan? Allah seversen üstte nerede kim oturuyor ya? Fangam kim oturuyor üstte? Şunlar ne ya? Saksı. Ha ben onu biri oturuyor zannettim. Yok. Var mıydı en baş? Varmış lan en başta. Bak aşağıdan biri yürüyecek. Ama buradan bakınca entarili bir teyze, ören bayan gibi biri oturuyor zannettim. Geliyor. Fake. Ne? Fake yani sahte. Aşırı fake. Ruh emici. Bu aşırı fake'ti. Ha, bunu görmemiştim lan. Korkucu. Adamın içine giriyor orada. Bu gerçek. Bunu... Çok hapşırdın mı? Evet. Çok yaşa.
Çok acı. İzleyiz. Gerçek. Bu ne ya? Bak. Jump scare var değil mi? Görüyor musun? Ya bu çiçek gerçek. Çiçek değil oğlum. Nerede ki? Gördün mü? Yani bir şey kaçtı. Ha. Kendine. Baba. Koşuyorlar ha. Görüyor musun? Ha. Görüyor musun? Bak sağ tarafa. Yok görüyoruz onu. Görüyor musun? He? Yani bak. Bu gerçek. Aynen. Abi niye 100 tane replay koymuşlar? Ne salak bir video bu ya. Emre kovuldun. Hazır merhabalar, mıyız? Merhabalar. Adım Burak. Sizlere bundan 2 yıl kadar önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Kuzenimin düğünü için ailece köye gidecektik. Gaziantep'in bir köyüne. İsmini burada belirtmek istemiyorum. Şehirde yaşadığımızdan ara ara gidip köyde vakit geçirirdim. Son yıllarda bu süre azalmıştı. Bayramdan bayrama, düğünden düğüne gider olmuştum. Kuzenimin düğünü için köye gideceğimden bayağı heyecanlıydım. Akrabalar bir araya geliyor. Güzel bir ortam oluşuyordu. Saatlerce sabaha kadar oturup sohbet... Bu arkadaş ekranı şey yapmış, böyle görsel koymuş. O yüzden tam ekran yapayım, böyle dinliyorum daha iyi. Yani. Hayır, kuzenlerle de gezip tozuyorduk. Hazırlıklarımızı yapıp... Kadranlı valizlere koyduktan sonra yola koyulduk. Akşam 7 gibi köye varabilmiştik. Dedemlerin evine gidip valizlerimizi... Hazırlıklarımıza kadar oturup sohbetler ediyor. Güzel bir köye gideceğimden bayağı heyecanlıydım. Akrabalar bir araya geliyor. Güzel bir ortam oluşuyordu. Saatlerce sabaha kadar oturup sohbetler ediyor. Kuzenlerle de gezip tozuyorduk. Ben de çok yapardım. Hazırlıklarımızı yapıp kıyafetleri valizlere koyduktan sonra yola koyulduk. Akşam 7 gibi köye varabilmiştik. Dedemlerin evine gidip valizlerimizi kalacağımız odaya bıraktık. Ardından akşam yemeğini yemeye başladık. O ara kuzenlerim de gelmeye başladı. Birkaç tane benden büyük, birkaç tane de küçük kuzenim vardı ama akranım olan ve çok iyi anlaştığım kuzenim Batuhan'la daha çok vakit geçirirdim. Her konuda anlaşırdık. Ya dinleyemiyorum. Batuhan da dedemin evine gelmişti. Hadi gel gezelim. Köyde biraz dolanalım dedi. Gece gece mi dedim. Bir şey olmaz gel dedi. Batuhan'la beraber dışarı çıktık. Köyün içinde dolanırken nerede yatıp kalktığını hiç bilmediğim çocukluğumdan beri bu köyde olan bir deliği gördüm. Batuhan'a dönüp bu daha ölmedi mi lan dedim. Yok oğlum boş ver onu gel dedi. Deli öylece bir evin duvarına dayanmış. Elleriyle havaya bir şeyler çizip bir şeyler mırıldanıyordu. Delidir ne yapsa yeridir diyerek dolanmaya devam ettik. Bizim buralar güzel yerdir. Fıstık ağaçları, incir ağaçları, nar ağaçları boldur. Hafif kurak bir yer gibi ama yer yer yeşillik ve ağaçlarla kaplıdır. Köyün içine biraz dolanıp muhabbet ettikten sonra eve geri döndük. Batuhan'la konuşup muhabbet meyi gelmişti. Ertesi gün sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra düğün için getirdiğimiz takım elbiseleri giyip sağda solda yardımlara koşturmaya başladık. Düğün köyün meydanında yapılacaktı. Ampullerde, sandalyelerde derken bayağı yorulmuştuk. Damadın kuzeni olmak zor. Her şeyi koşturuyorsun. Saatler sonra akşama doğru hazırlıklar bitmişti. Sonra tüşler yapılıyordu. Hava kararmıştı. Köylüler, akrabalar, herkes düğün yerindeydi. Köyün delisi bile oradaydı. Oyunlar oynamıştık. Bayağı bir yorulduğum için Batuhan'a ben kenardayım dedim. Şey Batuhan da ben de geliyorum dedi. Sandalyelerimle insanların en arkasına geçtik. Oradaki sesten ve müzikten olsa gerek başım ağrımıştı. Biraz dolanalım. Temiz hava almam lazım dedim. Batuhan'la yürürken köyün delisi yine karşımıza çıktı. Nereye gidiyiniz dedi. Dolanıyoruz dedim. Gelin gelin. Size ne göstereceğim gelin dedi. Ne göstereceksin diyerek. Ben diyor bunu güzelliği getir. Kim diyor bunu? Köyün delisi. Valla. Peşine düştük. Deli önde. Biz arkasında gidiyorduk. Oğlum hızlı anlatıyor lan zaten. Yani baygın sesi de. Nereye gidiyorsunuz? Bize ait olan, daha doğrusu dedemlere ait olan bahçeye girdik. İçeride bin bir çeşit ağaç vardı. Şimdi en çok da incir ağacı. Bayağı sıkışmıştım. Batuhan'a sıkıştım. Bekle geliyorum dedim. Yanından geçtiğimiz incir ağacının altına küçük tuvaletimi yaptım. Daha yaparken ayaklarımdan omuzlarıma doğru bir soğukluk çıkmaya başladı. Tüylerim kabarmıştı. Batuhan bana seslenip deli gözden kayboldu. Geri dönelim dedi. Geri dönerken arkamda bir gariplik hissettim. Sesler geliyordu, patırtı halinde. Sesleri merak edip arkamı döndüğümde bir karartının üzerime doğru geldiğini gördüm. Karartıya bakarken bunun bizim deli olduğunu fark ettim.
Üzerime doğru koşarak üstüme atladı. Yerde boğuşmaya başladık. Ağlamaklı bir sesle bağırıyordu. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Çocuklarını öldürdün. Senin yüzünden hepimiz öleceğiz diyerek bağırıyordu. Kuzenim elini aldığı bir şeyle delinin kafasına vurup üstümden attı. Hemen oradan uzaklaştık. Bahçeden çıkmıştık. Bu deli ne yapmaya çalıştı böyle? Beni öldürecekti dedim. Batuhan da deli işte. Ne bekliyorsun? Asıl salaklık bizdeki. Peşisire gittik dedi. Arkamı dönüp bahçeye baktım. Bahçede birden fazla kişi vardı. Delinin yanına gidiyorlardı. Umursamadım. Biraz da sinirliydim. Tekrardan meydana gelip düğüne katıldık. Biraz eğlendikten sonra yavaş yavaş insanlar gitmeye başladı. Düğün bitmişti. Eve geçtik. Üstümü başımı değiştirip oturduktan sonra geçip yattım. Gece sanırım 3 gibi uyandım. Ne gülüyorsun lan? Karartı 2 noktayız. Üstüme işledin amına. Evdeki herkes uyumuştu. Ortalık karanlıktı. Işığı açmadan mutfağa doğru ilerledim. Bir şey derin derin nefes alıyor gibiydi. Evdekiler olacağını düşündüm ama o ses sanki çok yakından gibi geliyordu. Mutfağa girdim. Dolaba doğru yaklaşırken sol taraftaki masanın yanındaki sandalyede birinin oturduğunu fark ettim. Yaklaşmadan bakıyordum ama seçemiyordum. Elinde bir şey vardı. Ayağa kalktı. Hala kim olduğunu seçemiyordum. Gitmek istiyordum ama kıpırdayamıyordum. Ayaklarım hareket etmiyordu. Camın dışında birini gördüm. Bu deli adamdı. Yüzüne baktım ama onun beni gördüğünden emin değildim. Bana kaç kaç diye bağırdı. Hemen odaya koşup annemleri uyandırdım. Mutfağa gidip baktılar ama kimse yoktu. Biraz üzerime okuyup üfledikten sonra yat, kabus gördün dediler. Batuhan'a, garip şekilde korkuyorum. Yanımda birinin varlığını hissediyorum. Az önce mutfakta karanlıkta birini gördüm. Pencereden de deli gibi bakıyordu. Bana kaç dedi, dedim. Batuhan da, bende de aynı durum var. Rüyamda kabuslar gördüm. Birileri gidip gelip işkence yapıyordu. Yüzlerini göremedim dedi. Kabus işte ama benimki neden böyleydi? Acaba uyur gezer mi oldum dedim. Birkaç dakika daha konuştuktan sonra Batuhan'a baktım. Uyumuştu. Ben de yatayım dedim. Ya oğlum, sanki tonlarca ağırlığın altında gibiydim. Yatağa, yastığa bastırılıyor gibiydim. Normal şekilde nefes alabiliyordum. Stresin olduğunu düşünerek gözlerimi kapatıp uyudum. Rüya görüyordum. Ya da kabus diyeyim. Karanlık bir yerdeydim. Etrafta belli belirsiz bir şeyler vardı. 10 metre ilerinde ağlayan biri vardı. Kucağında ise bebek gibi ağlayan garip bir yaratık. Kadın sandığım kişinin üstü başı siyah elbiselerle, şallarla kaplıydı. Kadın ağzından tükürükler çıkararak, ağlayarak bir şeyler söylemeye başladı. Dediklerini tam anlayamıyordum. Boğuk geliyordu. Bana doğru aksayarak gelmeye başladı. O bana doğru gelirken ben de geriye doğru adım atmaya başladım. Geri geri giderken bir şeye takılmış olmalıyım ki kafamın arkasını sertçe yere vurdum. O an yataktan panikle fırladım. Sırılsıklam olmuştum ve vücudumun çoğu yeri morluk içindeydi. Acıyordu. Annemlere gösterdim. Şaşkın şekilde bakıp nasıl olduğunu sordular. Ben de olan biteni rüyamı anlattım. Babam dinledikten sonra dedenin arkadaşı bir hoca var. Ona gidelim. Yakın zaten dedi. Dedem, ben, babam ve Batuhan arabaya binip diğer köydeki dedemin arkadaşı Ali Hoca'nın evine geldik. Kapıyı karısı açtı. İçeri buyur etti. Dedemle Ali Hoca biraz muhabbet ettikten sonra sıkıntımızı sordu. Batuhan'la ben de yaşadıklarımızı anlattık. Ali Hoca dinledikten sonra babamla dedeme siz dışarı çıkın dedi. Batuhan'la ben... Sizce ne diyecek hoca? O incir ağacının altına işemişsin. Adamın üstüne işemişsin orada. Bebeklerini öldürmüşsün. Evet. O delini söylediğini söyleyecek işte, ne diyecek? Değil mi? Cin musallat olmuş diyecek yani. Aynen. Ağaca. Aynen. İşediği için. Yan yana oturuyorduk. Hanımına çarşaf getirmesini söyledi. Çarşafı üstümüze örttü. Az da olsa dışarıyı görebiliyordum. Hoca bir şeyler söylemeye başladı. Bu rüyamdaki kadının bana söylediği kelimelere çok benziyordu. Ali Hoca biraz okuduktan sonra sırtıma bir şey vurdu. Yüzüstü kapaklanır gibi oldum. Tekrardan kalktım. Bu sefer başıma darbe aldım. Canım acıyordu ama. Ya. İkinci drop. Nazar değdirdiniz ya. İkinci... Ha, bitti lan drop. Ne çabuk geçti. O kadar büyütülecek bir şey değildi. O an Batuhan da Ahdi'ye vardı. Ona da vurmuşlardı. Ya oğlum da Ahdi'ye bağırmış. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Niye böyle işlerde Batuhan ismi geçiyor? Abi zaten... çekiyorsunuz. Niye çekiyoruz abi, ya? Hoca da geldi dedi seni görür görmez sende bir sıkıntı var dedi yani hocada. Nazar varmış. Abi, yok bazı başka bir şey dedi. Yazılışlarından dolayı ya da söylenişler mesela dualar da öyledir ya. Söylenişlerinden dolayı, yazılışlarından dolayı bir koruyucu güç yani bir tılsım görevi görür. Hmm. İsimler de aynı şekilde. Hmm. Demek ki Batuhan ismi bir şeyleri belki üzerine, belki nazarı üzerine çekebilen ya da işte ne bileyim başka şeyleri. Bir şeyler için Ahmet biraz falan. Daha böyle zaaf olan bir isim olabilir. Olabilir. İlk ismim de Ahmet. Ahmet'i Allah. Ahmet daha kötü oğlum. Ahmet daha iyi oğlum. Şeye benziyor. Ya sen Süper Mario sen devam et. Sonu R'ye benzeyen. Ahmet.
birazcık benziyor. Hani neymiş ya, bari oğlum biraz ileri al da ya. Ya geç geç, bir şey yok ya. Abi işte o işemiş oraya, sıçmış sonra.